Vaka hasta. Şikayet çocukların kilo almaması, ajite ve saldırgan olması. Hikaye baba 36, anne 35 yaşlarında. Bu çift 5 yıl önce evlilik yapmış. Daha sonra bir erkek çocukları olmuş. Fakat bu süre içerisinde evlilikleri pek sağlıklı geçmemiş. Buna rağmen ikinci çocukları olmuş. Her iki çocukta huzursuz, ajite ve saldırganlık tavrı gelişmiş. Halen de bu saldırgan tavır ve davranışları devam etmektedir. Çocuklara baktığımızda hep sinirli bakışlar, yüksek düzeyde duygu patlaması, ağlamalar göstermektedirler. İlk çocuk 5 yaşında, diğeri ise kız olup 3 yaşındadır. En sevdiği oyuncaklar silah, kılıç, bıçak tarzı oyuncaklardır. Çocukların yanına sevgi göstermek için yaklaştığında zarar verileceği hissine kapılıp tuhaf davranışlarda bulunmaktadırlar nedenini sorduğumuzda anne ve babalarının sürekli kavga ettiklerini, çocukların huzursuz ortamda büyütüldüklerini ve sevgi ortamında bulunmadıkları öğrendik. Bu çift üniversite mezunu. Baba inşaat mühendisi, anne ise tarih öğretmenidir. Aileye baktığımızda ikisi de üniversite öğrenimi görmüşler. Buna rağmen huzursuz olmaları ve kavgaları nedeniyle çocukların sürekli travmaya maruz kalmaları üzüntü vericidir. Kavga nedenlerinin ise ciddi hiçbir sebebe bağlı olmamasıdır. Bu sadece bir örnek. Binlerce anne ve babanın huzursuzluğundan çocuklarında ciddi travmalara neden oldukları görülmektedir. Aileleri huzursuz ve kavgalı olan çocukların, hırçın, sinirli, gergin ve saldırgan olma olasılığı yüksektir. Bu çocuklar büyüdüğünde vurma, kırma ve yaralamaya meyilli olurlar. Hatta uyuşturucu madde bağımlısı olma oranları sağlıklı bir ailede çıkan çocuklara göre kat kat daha yüksektir. Özellikle uyuşturucu müptelası olan çocuklara baktığınızda genelde, ekonomik durumu kötü, eğitim düzeyi düşük ve kavgalı ortamlarda büyüdüklerini görüyoruz. Bu örnekte, anne ve babanın huzursuzluğu bu küçücük çocukların üzerinde öyle bir travma oluşturmuş ki gelecekte bu çocukların sağlıklı bir hayatlarının olma olasılığı az ve zor olabilir. Sonuç, her ailenin mutlaka dikkat etmesi gereken, çocuklarına travma yaşatmamalarıdır. Çocukların sağlıklı yetişebilmesi için ev içerisinde ve dışarıda hep olumlu davranış ortamında olmalıdırlar. Bir de dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi de diyettir. Yapılan çalışmalarda cips, salam, sosis gibi işlenmiş gıdaları çocuklar aldıklarında çocukların bağırsak sistemini bozarak beyin üzerinde olumsuz etki yarattığı görülmüştür. Bu nedenle çocukların işlenmiş gıdalardan uzak tutulması, işlenmemiş taze gıdalar verilmesi çok önemlidir. Kısaca çocuklar bizim geleceğimizdir. Onları ne kadar güzel yetiştirirsek gelecekleri o kadar güzel olur.